Herkese merhabalar, günaydın, hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle kahvaltıyı hazırladım. Mira patates kızartması istedi. Ona patates kızartması yaptım. Ben de bir şeyler atıştırdım. Şimdi dedim kahve yapayım. Bana çok fazla yorum geldi. Selma, kahveyi nasıl yapıyorsun? Bizim de canımız çekiyor, yapamıyoruz. Seni izlerken yapıp izlemek istiyoruz diye. Herhangi bir granül kahve alın arkadaşlar. Şeker, kahve, süt, başka hiçbir şey yok. Eski usul. Benim de canım o kadar çekmişti ki böyle eski usul kahve. Söylemiştim geçen günde eskiden bayramlara giderdik. Böyle kahve verirlerdi. Hatta bardak da bu tipti. O yüzden ben de şimdi şu tezgahta susam var herhalde. O yüzden ben de şimdi bu tip bardakta şey yapıyorum arkadaşlar. O eskileri hatırlamak için. Şöyle karıştırayım. Kapağını kapatalım kahvenin. Haydi bakalım gidelim içeriye. Evi şöyle bir toparladım. Eve üstten bir süpürge çektim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size evi. Çamaşırların yıkanması lazım. Hem Mira'nın hem Uras'ın ayrı ayrı. Ama bugün işlerim var. Çok fazla ev işlerine giremeyeceğim. Yani çaylarınızı, kahvelerinizi aldıysanız şöyle hep birlikte yudumlayalım. Oh, vallahi çok iyi geldi şu anda bana. Bilmiyorum sizde havalar nasıl yaşadığınız şehirlerde ama burada böyle uzun kollu pijama moduna geçecek durumda. Ben de uzun kollu ev kıyafetlerimi, pijamalarımı vesaire çıkarttım. Uzun kol moduna geçtik. Zaten geçen hafta Mira'yı okula göndermedim hiç arkadaşlar. Çünkü böyle hastaydı, mide bulantısı, kusması vardı. Biraz son günlerde düzeldi ama yok dedim. Hiç göndermeyeyim onu okula. Çünkü okula gönderiyorum, yine aynı şekilde gelecek biliyorum. O yüzden dedim ki bu hafta evde kalsın. Tabii evde kaldığı için de sıkıldı çocuk ister istemez. Bugün jimnastik kursu var. Onu jimnastik kursuna getireceğim zaten. Çok istiyor. Şimdi de düzeldi zaten. Yarından itibaren de okula başlar. Ama bugün dedim jimnastik kursundan sonra böyle istediği şeyi yesin içsin. Ondan sonra da Instagram'da bir yer görmüştüm. Böyle işte hem kum oyunu hem aktivite yapılan bir yer. Oraya getiririm. Gönlü olsun. Çünkü söylemiş olduğum gibi kaç gündür evde çocuk da sıkıldı. Aksine geçen hafta da okulda çok güzel aktiviteler vardı. Bu Akasya Durağı'ndaki böyle birkaç oyuncu tiyatro gösterisi için okula gelmişti. Biz tiyatro ücretini falan da vermiştik. Onu kaçırdık. Ondan sonra böyle bütün veliler, öğretmenlerle birlikte burada Çekmeköy'de çok güzel bir ormanlık alan var. Orada böyle piknik yaptılar. Ona gidemedik vesaire. Birçok etkinliği kaçırdık. Bari dedim ki çocuk da birazcık hava alsın. O yüzden babamız bugün evdeyken dedim biz de Mira ile birlikte çıkalım. Babamız Uras da ilgilenir. Biz de Mira ile birlikte şöyle birazcık gezeriz anne kız. A101'e de uğrayacağım. A101'de de böyle 12-18 Ekim arası kampanyalı ürünler var. Onlara birlikte bakarız dedim. Instagram'da falan da gördüm böyle afişlerde. Bayağı indirim var. Dönüşte de dedim ki oraya uğrarız. Sizlerle birlikte gezeriz. Şöyle kahvemi yudumlayayım bir yandan. Soğuk kahve hiç içemiyorum. Biraz böyle ılısa asla içemem arkadaşlar. Çayı da kahveyi de böyle sıcacık severim. Bu arada Uras için o kadar güzel yorumlar yazdınız ki hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. 41 kere maşallah, sübhanallah, işte çok tatlı falan yazdınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Herkesi babaya benzetti. Yani bir kişi bana benzetmedi yani. O kadar çok yorum geldi ama bir tane bile hatırlamıyorum. Bana benziyor diye, anneye benziyor diye geldi mi? Yani hiç görmedim ben yorumlarda. Elimden geldiğince böyle bütün yorumları da cevaplamaya çalıştım ama görmedim. Gerçekten babaya çok benziyor. Kafa yapısı, gözleri, çenesi, Mehmet'in böyle küçükken gözleri açık renkmiş. Aynı böyle Uras gibiymiş. Her şeyiyle benziyor gerçekten. O da küçük adam oldu. Şimdi de bana o kadar çok böyle lütfen göster, lütfen göster diye mesajlar atanlar oldu ki şimdi de böyle 10-15 işte şey yazdı. Neden gösterdin diye. Göstersen bir dert, göstermesen bir dert. Şakası bir yana. Yani şöyle 40'ı çıktı, biraz kendini toparladı. Biliyorsunuz ben zor bir süreçten geçtim hamilelik dönemimde. Ve o dönemde benim çok yanımda oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun.
Biz burada gerçekten bir bağ içindeyiz. Yani ben sokakta böyle bir takipçimi görsem o kadar sıcak davranıyor ki bana. Yani sanki böyle beni ailesinin içine koymuş gibi. Ben de yine aynı şekilde hani birini görsem hani çekindiğini anlıyorum. İşte konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, açılıyoruz. Yani kısacası burada bir aile olduk. O zor günleri beraber atlattığımıza göre ben de güzel günleri de beraber geçirelim istedim. O yüzden de böyle çok da fazla geciktirmeden sizlere de göstermek istedim arkadaşlar. Niye gösterdin diyenlere de böyle söyleyeyim. Yani zor günümde hep beraberdik. Yani o yorumlarınız, mesajlarınız, yani o dönemi gerçekten unutamayacağım. Hepiniz bana o kadar destek oldunuz, o kadar moral verdiniz ki hani bu dönemde de sizlerle de paylaşmak hazırlanayım. Mirey ilk önce jimnastik kursuna, oradan kum oyun alanına, ondan sonra A101'e, A101'den sonra da eve geleceğiz inşallah. Hadi bakalım gün bize neler getirecek. Şu kahvemi içeyim, 2 yudumum kaldı. Şimdi Mira'nın jimnastik kursuna geldik arkadaşlar. Mira şöyle jimnastik yaparken ben de dedim ki bir Türk kahvesi keyfi yapayım. Koştur koştur geldik yetişebilmek için. Dedim su da alayım. Şimdi Mira kurstan çıktı arkadaşlar. Kuma gideceğiz. Nasıldı Mira jimnastik kursun? Güzel miydi? Acıkıyor kurstan sonra. Çok hareket ediyorlar. Kurs 1 saat ama o 1 saat içerisinde sadece koşuyorlar. Değil mi Mira? Evet, çok güzeldi. Şurada da Uygun AVM Çekmeköy var arkadaşlar. Şimdi dedim ki buraya geleyim. Ne var ne yok bakalım. Sonra da Mira'yı kuma getireceğim. Aa, bakar mısınız? Lavant şöyle üçlü bardakları. Çok güzel. Ne kadarmış? %70 liraymış. Varmış moklar. %25 lira. Şuna bir baksana kızım. Bu çantamı yerleştireyim de ben bakayım. Mira'nın çantası. Montu bende. Çok uygun. 50 TL. Çok uygun. Sar dur. Balkonda bile çok güzel olur. Gerçekten uygun. Gel bakalım Mira, şurada ne varmış anneciğim? Ha, bu meşhur şeyler. Şöyle göstereyim size. Banyo için raflar. Ne kadarmış? 2 tanesi 100 TL. Ay bayıldım. 200 TL. 6 tanesi. Ama çok güzel arkadaşlar. Şu klasiklerden bence şu çok daha güzel. Çok hoşuma gitti. Hemen şuna bakalım. Bu da 200 TL. Ama bence şu daha güzel. Bir de şöyle olanları var. Aa, bu da mı 200 lira? Bunda kahve de güzel olur he. Cam kupa diye geçiyor. Çok güzel. Güzel şeyler var buralarda. Ver elini bakalım. Ha, şurası. Instagram'da gördüm bu mekanı. Mira'nın jimnastiğine de çok yakın. Bir deneyelim dedim. Çünkü kumu çok seviyor arkadaşlar Mira. Hani bize de yakın olunca dedim bir gidelim. Çünkü AVM'lerde inanılmaz havası falan. O yüzden burayı bir denemek istedim açıkçası. Bakalım nasıl. Ya yani AVM kadar kalabalık olamaz burası bence. O yüzden bir deneyimlemek istedim ben de. Hadi bakalım bismillah. Bakın şeyi falan çok güzel, oyun yeri. Kaydırağı falan da var. Bir deneyimleyelim bakalım. Hadi gel bakalım kuşum. Gel. Şöyle anneler falan kahve vesaire içebiliyor. Şimdi geldik arkadaşlar. Ben şöyle çay içiyorum. Ben çay içerken de bakın şöyle size geniş açıyla çekeyim. İster kumla isterseniz de oyun alanıyla oynayabiliyorsunuz. O açıdan çok iyi. AVM'deki kumlar hiç hijyenik olmuyor. İçime sinmiyor. O yüzden dedim ki şöyle ben çayımı yudumlayayım. Mira da oyunun tadını çıkartsın kuzucuğum. İlk kuma girdi. Şimdi oyun alanında. Biz şimdi mahalleye geldik arkadaşlar. Şöyle A101'e uğrayalım dedik. Bakın pijamalar da 50 liraymış aldılar. Ondan sonra da eve geçeriz. Tamam. Sen
kuaföre gideyim. Kuaföre. Tamam. Kaşımı aldıracaktım da bayağı uzadı. Tamam kızım. O da diyor ki anne diyor sen beni bırak öyle geç yoruldum. Başka bir gün giderim. Yoruldu çocuk. Şey için de geldim. Bu ıslak mendillerde kampanya vardı. Bakayım kasa yanında falan mı? Nerede? Bir bulmaya çalışayım. Şöyle ha burada arkadaşlar. Sanırım. Bakayım. Aynen 10 lira ve üzeri alışverişlerde 85 liradan 55 liraya düşüyor vallahi bu kaçmaz. Neliymiş bu? Efendim kızım. Kasanın oradayım. Aa soloda. Soloda 50 liraya düşüyor ama ben onu hiç beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim beğenemedim. Şunlar slip'i güzel oluyor. Bu limonu bu aloe vera'lı. Ha, aloe vera da güzel kokar. Kaçlı bu arada hem de yüzlüsü. Vallahi kaçmaz arkadaşlar. Şu macunları. Ay ne kadar uygun. İkili paket 60 lira. Kız bedava. Tamam. A101'e gelip de alt kata inmeden olmaz. Biliyorsunuz züccaciye bölümü. Bir bakalım ne var ne yok diye. Saklama kapları var. 40 liraymış. Aa şu. Böyle bakın düzenleyici. Güzelmiş. Burada düzenleyici vardı. Bir arkadaş almıştı. Onu bulmaya çalışıyorum aslında. Şöyle gelmişken de burayı bir turlayalım. 20 lira bayağı indirimde. Şöyle ilerleyelim bakalım. Mataralar falan var. Şu ne kadarmış? 65 lira. Aslında böyle küçükler okul çantasına koymak için daha pratik ama çok plastik plastik işte. Bizimki fazla büyük bizim mataramız. Ama bunlar da dediğim gibi çok böyle bana plastik plastik geliyor. Koku yapar mı bilmiyorum. Alanlar varsa yorum bırakırsa çok sevinirim. Hani okul için. Ben böyle iyi marka falan aldım ama okulda çok o gitmiyor açıkçası. Bizim Uras'a aldığımız şeyler bakın. Küvetler. Vallahi burada çok uygun. Bebek küveti 119 lira. Maksimum 5-6 ay kullanacaksınız. Hiç böyle çok para vermenize gerek yok. O açılır kapananları da kimse beğenmiyor zaten arkadaşlar. Ay İngilizyon bardakları. Bunlar çok güzel. Gerçekten bunlar çok güzel. Bende var. Annem almıştı bana. Bunlarla çok güzel çay içiliyor. Ne kadar? 130 TL. Vallahi ihtiyacı olan varsa kesinlikle tavsiye ederim. Bunlarla çay içmek çok zevkli. Yani kendim aldığım için, yani annem aldığı için aynı kutuda falan aldı. Çok güzel bunlar. Bir de duruş şekli de çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim size bakın. Vallahi gayet güzel. Şöyle kapatayım. 130 TL. Yerim olsa hani kesinlikle alırım. Yatırım yaparım yani. Çünkü ben söylemiş olduğum gibi annem aldı. Biliyorum kalitesini falan. Kız burada bayağı da var. 130 lira. Şu neymiş? Borcam. Borcam var. Bakalım. Şu neymiş? Şekerlik. Şekerlik de var. Toprak güveç 50 TL. Altılı. Şöyle ilerleyelim bakalım. Bu neymiş? Pişir sakla tencere, emaye tencere. Emaye çabuk paslanıyor ya. Ben daha emaye sevmiyorum. Çaydanlıktan sonra bir soğudum. Şöyle bardaklar var arkadaşlar. Bunlar genelde 20 lira bunların fiyatı. Şu neymiş? 169 lira. Ha şöyle Paşa Bahçe'nin. Küçük boyları 69 lira. Ay şu da güzel. Şuna bir bakalım mı?
böyle önümüzde kış ya, şey yapmak için. Siz söyleyin adını, bitki çayı demlemek için falan güzel olur. Bunun yalnız üstü yok, üstü bambu. Şöyle fotoğrafta. Üstü bambu. Şöyle. Gayet güzel. Aa, altılı cam kavanoz 55 lira. Aa, bunlardan al, hediyelik yap. Mesela yeni doğan hediyeli falan. Ne kadar güzel. Mavi de varmış. Allah Allah. Hiç A101'de ben böyle bir şey görmemiştim. Çok hoşuma gitti. Şöyle bakın, bir de bunlar çok moda. Tezgah üstüne koyuyorlar. Tam da bu deseni böyle. Üçlü ne kadarmış? 200 TL'ymiş. Kahvaltılık. Cam 12 lira. Al böyle 6 tane. Kahvaltıda, sunumda kullan. Yok, A101 uygun şimdi. Hem uygun hem de güzel. Bakın şöyle kavanoz kapakları çok tatlı. 10 lira kız. Çok ucuz. Şunlar 85 lira. Şunlar 125 lira. Espresso bardağıymış. 22 TL'ymiş. Şu hoşuma gitti aslında. Ama ağzı biraz kalın. Başka bakalım. Ne var ne yok. Şunlar indirimde bref. Ne kadar? 128 liradan 60 liraya düşüyor üçlü. Kedilere mama mı vermek istiyorsun? Evet. Tamam anneciğim. Alalım, ne olur. Alalım. Kediler sokakta çok acıkmış. Oy, ölürüm sana. Tamam anne. Ne olur alalım. Tamam, alacağız. Tut elinde alalım. Çok kullanışlı oluyor diyorsunuz şu tost makineleri. Şöyle bakın. Sanırım 317 lira. Tavalar da 299 TL. Şöyle bu hafta anne bebek çantaları geldi. Bu da lacivert rengi. İçerisi termoslu falan. Şöyle. Şu çantanın modeli de güzelmiş. Çok hoş. Güzel çantalar da getiriyorlar böyle, kalem kutuları. Ama anne bebek çantası. Şöyle göstereyim size. Bakın Bingo'nun şöyle akıllı kapsülleri de 300 liradan 149 liraya düşüyor. 32'lisi. Vallahi minane aldı. Ben beğendim, Selma dedi. Bilmiyorum, deneyenler varsa aşağı yorum bırakırsa biz de sizlerden öğrenmiş oluruz. Ben hiç almadım. Biraz önce eve geldik arkadaşlar. Şöyle A101'den ıslak mendil aldım. Yani 100 tanesi 55 lira bana çok uyguna geldi. O yüzden almak istedim. Şimdi merak ediyorum, boyutları küçük diye mi bu kadar indirimde? Yoksa yeni çıktı diye mi? Hemen şöyle beraber bakalım. Yok, boyutu da gayet güzel. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel. Bu turuncusu böyle limonlu, temizlik temizlik kokuyor. Bulaşık deterjanı gibi. O yüzden alayım dedim. Ya benim böyle çok fazla aynalı şeylerim var. Masa silmek için kullanıyorum. Tuvalette her gün böyle günlük temizlik yapıyorsanız kullanat olarak kullanıyorum. Çok pratik oluyor. 100 tanesi 55 lira kaçmaz. Diğerinin de kokusu çok güzel. Keşke 2 tane alsaydım. Niye bir tane aldım? Şimdi onu düşünüyorum ben arkadaşlar. Bir de şu kutulardan aldım. Şöyle organizerler çok hoşuma gitti. Ve sadece 30 liraydı. Hatta kasada bir bayan gördüm. O da böyle 4-5 tane almıştı. Şöyle bakın. İçerisi. Bakayım bu çıkıyor mu? Şöyle çıkarabilirsem size göstereceğim. İçerisi böyle bölmeli arkadaşlar. Mesela takı tokanı koy. Yüzüğünü koy. Ben şahsen küpelerimi falan koymak için, karışmasın diye aldım. Heh, açtım. Bakın şöyle. O kadar da güzel olur ki böyle temiz temiz durur takılarınız. Şöyle iki kat. İki tane alayım dedim. 30-30-60 liraya bedava valla. Her şey olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden alayım dedim. Bir de Çağrı Market'e uğradık. Şöyle 3 tane ıslak mendil aldım arkadaşlar. İndirimdeydi orada da. 30 lira mı neydi? Dedim alayım yani. 3-6-9 paket epey bizi idare eder. Bir de bezlerde de indirim vardı. Bu 108 adet bezi 200 liraya mı ne aldım? Yedeğim vardı ama dedim ki yani fiyatı çok uygun geldi. Olsun dedim, gitmişken alayım. Yani Mehmet bizde olsaydı bir kutu daha alırdım. Hatta ona da dedim hani yarın ya da bugün dışarı çıkarsan al dedim. Çünkü gerçekten çok uygundu. Neyse, şimdi ben hemen buraları toparlayayım. Ondan sonra
Akşam yemeği yapacağım. Buzluktan taze fasulyemi çıkartmıştım. Onu üstüne koyarım arkadaşlar. Öyle. Şimdi hemen buraları toparlayayım ben. Bu arada size söylemeyi unuttum. Bu ıslak mendillerin indirim tarihi 12-18 Ekim arası. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi telefon çaldı arkadaşlar. Mehmet'in yengesi dedi ki Selma müsaitsen bir yarım saatliğine uğrayayım dedi. Müsaitim yenge gel dedim. Hiçbir şey yapma sadece yarım saatliğine geleceğim dedi ama hemen üstüne bir kek atı verdim arkadaşlar. Şöyle dedim yanına da patates salatası yapayım. Şöyle malzemeleri hazırladım. Yağını limonunu sonradan ekleyeceğim. Çayı da demledim şimdi. Vallahi çikolatalardan da fazla kalmadı. Böyle gelenim gidenim oldu sağ olsunlar. Şöyle birkaç tane kaldı. Dedim onlardan veririm yengeye. Bakayım Uras da şimdi ses çıkartıyor. Bir derdi mi var? Ona şöyle bir bakayım ben arkadaşlar. Vallahi yengeyle sohbet, muhabbet güzel geçti arkadaşlar. Yengenin kızı var Yağmur. Mira da diyordu ki Yağmur abla gelecek mi? Yağmur abla gelecek mi? Yağmur ablası geldi. Mira ile oyun oynadı. Saçlarını ördü. Böyle güzel geçti sohbet, muhabbet. Sardı. Hatta o kadar ince düşünceliler ki Mira'ya da hediye aldılar. Mira'nın da gönlü olsun istediler. İşte bu kadar ince düşünceli gerçekten Rabbim ne isteği varsa versin. Mira'ya şöyle alt üst mikili takım almışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Uras'a da şöyle yazlık bir takım almışlar. Şu şekilde gömleği var. Altını da size göstereyim. Altı da şöyle kapri pantolon. Tam böyle sevdiğim renkler. Pantolonu da gömleği de çok şık. Vallahi iki takımı da çok beğendim. Allah gönlüne göre versin. Az önce mutfağa girdim. Hemen şöyle akşam yemeğini de yapıverdim arkadaşlar. Şöyle pilavın altını yeni kapattım. Biraz demlensin. Yanında da şöyle taze fasulye var arkadaşlar. Mis gibi. Bu da biraz dinlensin. Bugünümüz böyle. Saat gece 12.30 oldu arkadaşlar. Biz akşam yemeğimizi yedik. Mira'yı uyuttum ben. Ondan sonra Uras'ı uyuttum. Milli takımı izledik. Çok keyifliydi. 4-2 kazandık ama gerçekten çok heyecanlıydı böyle. O kadar güzel, o kadar keyif alarak izledik ki size anlatamam. Yani böyle sanki eski zamanlardaki gibi o heyecanla izledik. Öyle yani arkadaşlar. Bugün de yenge geldi söylemiş olduğum gibi. Onunla da böyle sohbet, muhabbet güzel oldu. Mira Yağmur ablasıyla oynarken biz de yengeyle böyle güzelce sohbet ettik, muhabbet ettik, çay içtik. Ondan sonra kahve içtik derken güzel bir gün geçirdik arkadaşlar. Sağ olsun yani düşünüp gelmesi iyi oldu. Bir de Mira'yı da düşünüp ona da hediye alması gerçekten çok ince bir düşünüştü. O yüzden böyle güzelce de vakit geçirmiş olduk. Ben de şimdi videoyu sonlandırayım. Daha edit yapacağım. Benim yatmam gece 1-2 bulur. Dedim ki iki çocuk uyumuşken sizlere veda edeyim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Bu arada gerçekten A101'de güzel indirimler var. Aklım o İngiliz yoğun bardaklarında kalmadı değil. Bir de diyorum ki yarın gideyim bir iki tane daha ıslak mendil alayım. 50 liraya bu fiyata gerçekten kaçmaz. Neyse işte aklımda bunun gibi sorular var. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.